Bugün Pamukkale ilçesinin Gölemezli kasabasında Kocabaylar Serası'ndayız. Hasan Kocabay ile birlikteyiz. Hasan Bey, öncelikle sizi tanıyalım ve bu işe nasıl başladığınızı öğrenelim. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Ben Hasan Kocabay, 1980 Denizli doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. Aile şirketimizde babamla beraber seracılık, tarım faaliyetleri ve akaryakıt istasyonu sektörlerinde yol alıyoruz. Seracılığa nasıl başladık? 2002 yılında, daha doğrusu 1999 yılında benim büyük ablam rahatsızlık geçirdi. Lösemi hastası oldu. Onu öğrendik. İşte 2001'in sonuna kadar bir tedavi süreci yaşadık. Ve tedaviden sonra kendisi iyileşti. Ondan sonra biz bu hastalıkla ilgili nasıl yol alabiliriz, bu hastalığı tekrar etmemesi için neler yapabiliriz diye düşünürken, bizim de kendi arazimizde, burada sizinle bulunduğumuz arazide sıcak suyumuz çıktı, jeotermal suyumuz. Ve biz işte araştırma yaptık ve sera yapmaya karar verdik. 2002 yılında serayı kurduk, domates serasını. Ve ondan sonra işte 2017'deyiz. Şu anda kapalı 20 dönüm seramız var. Ve gördüğünüz gibi topraklı üretim yapıyoruz. Özellikle toprağı seçtik çünkü buradaki topraklar da verimli ve o verimli toprakları kullanmak istedik. Jeotermal serasının özelliği, bir kere birinci özelliği ısıtma maliyetinin daha düşük olması. Biz bu seramızda belediyeye ait kuyulardan jeotermal ısı kaynağını elde ediyoruz. Toplam seramız 20 dekar ve bir dönümde aşağı yukarı ortalama 28 tonla 30 ton arası domates elde ediyoruz bir sezonda. İşte Eylül başında dikim yapıyoruz ve Temmuz'un ortasına kadar da biz bu domatesleri hasat ediyoruz. Biz şirketimiz olarak birinci önceliğimizi artık tarıma verdik. Yani tarım ve katma değerli ürün üretimine verdik, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bu yüzden de meyve sebze kurutma tesisimizi faaliyete geçirdik. 1,5 yıl oldu tam kapasiteyle bunu yapalı. Şu anda Türkiye'nin en büyük kapasitesindeyiz. Türkiye'nin en büyük meyve sebze kurutma kapasitesi şu anda burada, bu tesislerde. Günlük 40 ton yaş ürünü biz burada kurutabiliyoruz, işleyebiliyoruz. Bunun haricinde yine katma değerli yatırımlarımız yine devam edecek. Özellikle tarım sektöründe. Yani tarım sektörü özellikle önemli, yani gıda sektörü önemli ve katma değeri yüksek ürünler üretmek asıl önemli olan. Bizim ülkemiz için burada bu katma değerleri ürünleri, yani katma değerli ürünleri üretip bunları ihraç etmek çok önemli. Biz meyve sebze kurutmada bunu yapıyoruz ve serada da belli kapasiteye ulaştığımızda inşallah bunu gerçekleştireceğiz. O yüzden yani gıda ve tarım işiyle uğraşmak isteyenlere yani mutlaka çok iyi araştırma yapıp çok iyi yatırım yapmalarını öneriyorum. Ve gelecekte de bunu devam edeceğine inanıyorum.